Kız TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni yılın coşkusunu yaşadığımız şu günlerde harika slime'lar yapacağız. Evet, yeni yıl konsepti tam 5 farklı slime yapacağız. İlk olarak bir çam ağacı yapmaya ne dersiniz? Malzemelerim 1 bardak su, boraks, kahverengi boya, yeşil boya, tıraş köpüğü ve tutkal. Çam ağacı slime'ıma ilk olarak boraks suyumu hazırlayarak başlıyorum. 1,5 çay kaşığı boraksımı ılık suyun içine aktarıyorum. Boraks ve suyu karıştırarak çözelti hazırlıyorum. Bardağın dibindeki partiküllerin çözülmesi için biraz bekliyorum. O sırada tutkalımı, tıraş köpüğümü ve boyalarımı karıştırarak devam edeyim. Bunun için bana bir kap ve karıştırıcı da lazım. Kabımızın içine tutkalımızı aktarıyoruz. Ve üzerime tıraş köpüğümü de aktarıyorum. Karışım içine birazcık çeşme suyu ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Beyaz tutkalın kıvamı biraz yoğun olduğu için suyla incelttim. Karışımım çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Boraks suyla ve boyayla karışmaya hazır. Önce boyamı ekleyeceğim. Yeşil rengimi tutkalı ve tıraş köpüğüne iyice yedirdikten sonra üzerine artık boraksı ekleyebilirim. Boraksı suyumu karışıma azar azar ekliyorum. Ve yavaş yavaş karıştırıyorum. Ve değişimi şu şekilde gözlemliyorum. Demek ki benim daha çok boraks suya ihtiyacım var. Biraz daha ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Karışımımı artık hızlandırıyorum. Çünkü yeterince boraks su ekledim. Slime artık tabağıma yapışmayı bıraktığı anda slime'ın olmuş kabul ediyoruz ve sanırım karıştırma işlemim işe yarıyor. Karışırken bir yerde de pişiriyoruz aslında arkadaşlar. Karışım işlemimiz slime'ımızın pişirme işlemi olsun mu? Hadi gelin slime'a yeni bir boyut katmış olalım. Tabağımı da temizlediğine göre artık onu oynamak için şöyle sahneye alabilirim. Yeşil slime'ım hazır. Çok güzel oldu bu haliyle de ama onunla çam ağacı yaparak eğlencemi daha da katlamak istiyorum. Çıtır çıtır bir slime oldu. Slime'la eğlenceli vakit geçirdiğimiz gibi stresimizi atmakta da birebir. Hadi şimdi çam ağacımızı şekillendirelim. Slime'ım henüz yayılmadan üçgen bir form veriyorum. Islak bir çubuk yardımıyla slime'ı içeriye doğru çizikler atıyorum. Ağacımın gövdesini kahverengiye boyuyorum. Renkli oyun killeriyle çam ağacımı süsleyeceğim. La 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 la. Çam ağacımı süslemek çok eğlenceli. Oyun hamurlarıyla. Hey! Arkadaşlarım çok güzel olmadılar mı renkleri? Biraz daha maviler, morlar, yeşiller. Yani koyu yeşiller de olmuş olsa çok eğlenecektim ama. O zaman üzerine biraz da pullar ekleyeyim. La 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 la. Arkadaşlar ışıklı ışıklı oldu. Pullarımın ağaca verdiği enerjiye bayıldım. Biraz da sim ekleyelim mi? Evet, bu da tamam. Slime'dan çam ağacımı yaptım. Şimdi bozacağım. Evet arkadaşlar, en eğlenceli yerine geldik. Tabii ki bozmaya kıyamayacağım ama bozmak da çok eğlenceli olacak. Slime'ın rengi, yapısı, dokusu henüz bozulmadı. Çünkü kullanmış olduğum oyun hamurları slime için de uygun. Yapısını bozacak nitelikte değil. Çünkü bu oyun hamuru olduğu kadar da oyun kili olarak da tanınıyor. O yüzden buna dikkat çekiyorum. Oyun hamuru kullanırsak slime'ımız birazcık daha sulanır ve yapısı bozulabilir. Oyun kili kullanırsak hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi de çam ağacımızın altına hediyeleri kim getirecek arkadaşlar? Noel Baba dediğinizi duyar gibiyim. Hadi şimdi Noel Babalı bir slime yapalım. Noel Baba slime yapmak için kullanacak olduğum malzemeler tutkal, tıraş köpüğü, birazcık çeşme suyu ve slime'laştırıcı jel. Jelimden azar azar ekliyorum ve bütün malzemelerimi bir anda karıştırıyorum. Bütün malzemeleri aynı anda karıştırmak daha pratik ve daha hızlı. Ve sanırım ölçüyü de tam olarak eklemişim. Ekstra hiçbir malzeme eklememe gerek kalmadan slime'ım popur popur hazır oldu. Şimdi Noel Baba'mın kıyafeti kırmızı, şapkası ve eldiveni, pabuçları beyaz olacak. O yüzden hazırlamış olduğum bu slime'dan bir parça ayırıyorum. Kalan slime'ı kırmızıya boyayacağım. Biraz daha slime'laştırıcı jelden ekliyorum. Slime'ın boyanın da etkisiyle elime yapışmaya başladı. Böyle zamanlarda ekleyeceğimiz malzeme ya boraksı su ya da slime'laştırıcı jel olmalı. Kırmızı slime'ım çok güzel oldu. Hemen kontrol edelim. Kopma yok. Yapışma yok.
Her şey mükemmel. Şimdi bu iki renkteki slime'ımı Noel Baba'ya dönüştürebilirim. Noel Baba'nın önce pantolonunu yapalım. Bu gövdesi olacak. Bu çuvalı. Bu da kafası ve şapkası. Biraz elimi çabuk tutmalıyım. Çünkü slime'ım gevşiyor. Kafasını yaparken pantolon çoktan yayılmış olabilir. Noel Baba'nın sakalları da var. Sakallarını da beyaz yapacağım. Noel Baba'mın şapkası. Ucuna beyaz pomponu da konduralım. Ve bu da Noel Baba'mın çuvalı. İçi hediye dolu. Çuvalını süslüyorum. Noel Baba'mın kolunu da yapacağım. Çuvalını şöyle sırtlandığını gösterelim. O kadar ağır ki çuvalı iki eliyle zor taşıyor. Noel Baba'nın kemerini de yapalım. Çok şirin olacak. Ve şimdi de ayakkabıları. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Noel Babam da hazır. Evet, hemen bir ekran resmi alın arkadaşlar. Ben bunu telefonumun arka planı bile yapabilirim. Çok güzel oldu. Eğer sizler de yaparsanız lütfen yorumlarda bunu bizimle paylaşın. Şimdi bozuyorum. Tabii ki çuvalından başlayacağım. Ne hediyeler getirmiş bakmak için. Ve Noel Babam artık yok. Masamızın üzerini de temizleyelim. Evet, slime aynı zamanda bu işe de yarıyor arkadaşlar. Ve şimdi de sıradaki slime'a geçelim. Acaba ne yapacağız? Hadi tahmin edin. Çıkardığı ses çok güzel. Kardan adam yapıyoruz. Kardan adam olduğu için bu sefer renk kullanmayacağım. Bembeyaz pofuduk bir slime yapacağım. Beyaz pofuduk slime'dan kardan adam yapmak için slime'ı ikiye bölüyorum. İki parça da eşit değil gördüğünüz gibi. Kafası için biraz daha minik bir parça ayırdım. Ama gövdesi için büyükçe bir parça ayırdım. Yuvarlıyorum. Zeminini birazcık düzleştiriyorum. Gövdenin üzerine kafasını yerleştiriyorum. Keşke kar yağsa da kardan adamı gerçekten dışarı çıkıp yapabilsek arkadaşlar. Sizin oralara kar yağdı mı arkadaşlar? Bunu çok merak ediyorum. Lütfen Migros TV kanalımızdan ayrılmayın. Ve sizin oraya ilk kar yağışını bizimle birlikte bu videonun altında paylaşın canlarım. Hadi gelin şimdi kardan adamımızı giydirelim. Biraz önce yaptığım Noel Baba slime'dan bir parça kopardım. Birazıyla atkı yapacağım. Bir parçasıyla da şapka yapacağım. Kardan adamın kafası üşümesin. Şapkasının pomponunu da beyazdan kondurdum. Siyah boya ile gözlerini yapacağım. Dışarıda kardan adam yaparken buraya zeytin koyuyoruz. Ve kardan adamın düğmesini de kömürden yapıyorum. Yani dışarıda. Şimdi de siyah boyayla boyuyorum. Slime'ı şekillendireceğim derken biraz da oynuyorum. Çünkü slime oynamak çok eğlenceli. Atkımızı şöyle boynumuza takalım. Geri gelelim. Ve şurada tekrar birleştirelim. Beyaz slime'la şöyle eline bir de süpürge veriyorum. Süpürgenin ucunda kahverengi boyayla boyuyorum. Hadi şimdi sokaktaki karları süpür kardan adam. Ben kar yağdıracağım. Bu çok şirin kardan adamı. Hadi şimdi bozalım. Kardan adamın üzerine strafor köpükleri yağdırdım. Adeta gerçekten bir kar yağıyormuş görüntüsü verdim. Slime'larınızı kapalı bir kap içinde saklayıp defalarca oynayabiliriz. Şimdi de tutkal, slime'laştırıcı jel ve kahverengi boya kullanarak bir gingerbread slime yapacağım. Bu üç malzemeyi karıştırıyorum. Kurabiye hamurum hazır. Hem de tarçınlı. Slime'ın yapısı, dokusu çok güzel oldu. Çıkardığı sesler de çok güzel. Şimdi onu hemen şekillendireceğim. Kolları ve bacakları. Bu da kafası. Siyah boyayla gözlerini yapıyorum. Beyaz düğmeler yapalım. Gingerbread'in çok güzel olmasını istiyorum. Kardan adam, çam ağacı ve Noel Baba da çok güzel olmuştu. Onun neyi eksik ki? Evet, birazcık da kardan ağzını yapalım. Gingerbread'im de böyle oldu. Hadi onu da bozalım. Ve o kadar güzel oldu ki arkadaşlar, masayı temizlememe bile gerek yok. Şimdi
Şimdi de sırada bir slime küresi var arkadaşlar. Hadi yapmaya başlayalım. Tabii gingerbread slime'ı bırakabilirsem. Çıkardığı ses, yapısı, dokusu çok güzel. Bu tarifleri mutlaka not alın arkadaşlar. Eğer unutursanız da Migros TV YouTube kanalına girip videomu bulup bir taraftan izleyip diğer taraftan da slime'ınızı yapabilirsiniz. Şimdi de sadece bu malzemelerle harika bir slime küresi yapacağız. İlk olarak boş bir kavanozun içine parlak renkli pearl bir tutka ekliyorum. Tutkalımı biraz sulandırıyorum ve üzerine slimelaştırıcı jel ekliyorum. Bunun yerine borakta su da ekleyebiliriz ve karıştırıyorum. Malzemelerim katılaşmadı ve doğal olarak bütün kavanozun etrafını boyadılar. İstediğim tam olarak buydu. Kavanozumun kapağına istediğim objeleri yapıştırıyorum. Bu en sevdiğiniz oyuncak da olabilir. Ben kardan adam sevdiğim için kardan adamlı mumumu ekledim. Kavanozumu ters çevirip kapağın üzerine yerleştirdim. Kapağı sıkıca kapattım. Şu an istediğim görüntü adeta bir gece havası. Şimdi de kavanozumun üzerine süslüyorum. Şekiller çizeceğim. Boyayacağım. Kavanozumu bir gece küresine çevireceğim. Şu an dağları çiziyorum. Bir ağaç çizelim. Tabii ki bu bir çam ağacı olacak. İşte slime boyalı kar kürem hazır. Üzerinde uçan geyikler var. Ve şimdi de kar yağıyor. İstersen bu strapor köpükleri kavanozumun üzerine de yapıştırabilirim. İşte böyle arkadaşlar. Bugün Migros TV ekranlarında sizlerle tekrar buluştuk ve harika slime'lar yaptık. Eski yılı şöyle geride bırakıp yeni yıl için umutla, neşeyle, heyecanla, sevinçle dolduğumuz şu günlerde bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk getirmesi dileğiyle Migros TV YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere de hoşça kalın.